Anneciğim yeniden iyi günler. İyi günler. Ne yapıyoruz anneciğim şu an? Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? İrmik helvası yapacağız, tatlı. Tamam. Şimdi ilk önce 2 bardak şeker. Şöyle. 2 bardak da su koyacağız. İlk önce ben sıcak su koyacağım 1 bardağını. Bu sıcak. Evet. İyice şekerin erimesi için. Şöyle. Ben ikinci bardağa da şey koydum. Sıcak. Sıcak koydum. İsteyenler soğuk koyabilir. Böyle şekilde şeker daha kolay eriyor. Şöyle karıştırarak. Helvamız kavrulana kadar bu zaten erir. Arada karıştırarak. Şekerimiz eriyor şu an anneciğim. Şimdi Evet, ne yapıyoruz? tavada. Şimdi tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı koyacağız. Lezzet verir. 2 yemek kaşığı. Yarım ölçtüğümüz su bardağıyla, şeker ölçtüğümüz su bardağıyla yarım su bardağı sıvı yağ. Şöyle. Yağımız eriyor. Evet anneciğim, buraya ne koydun şimdi? Yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı katı yağ, tereyağı ben koydum. Başka margarin falan da kullanabilirler. 2 su bardağı da ince irmik. İnce irmik. Evet, irmiğin bir irisi var. Bir de incesi var, böyle un gibi olan. İnce irmik olacak. Öbürü biraz bulgur gibi. Birinci bardağı zaten koymuştum. Şimdi de ikinciyi koydum. Evet, koydum ve bunu un rengini değiştirip pilavdaki gibi rengi kahverengiye dönene kadar kavuracağız. Karıştıra karıştıra, ara vermeden. Hiç ara vermedim. Eğer ara verirsek yamar. Devamlı Karıştıracağız. karıştırıyoruz. Evet. Evet. İrmiğimiz kavruldu. Bak gördün mü, kahverengi oldu. Evet. Şimdi Kokusu acayip güzel. evet, böyle kavrulmuş un kokusu gelecek yani. O zaman koktuğunda anlarsın onun kavrulduğunu. Buna şimdi şekerini koyacağız ama burada çok böyle sıçradığı için orada değil de başka bir yerde koyacağım. Ocağa batırıyor çünkü. Şöyle. Ve ocağa koyacağız. Tekrar. Altını açacağız. Şeyi ben yüksek ateşte kavurdum. Böyle biraz fazla yanmaya başlayınca altını kısabilirler. Şimdi bu kaynamaya başlayacak. İrmik bu şerbeti çekecek içine. Evet. Helvamız şerbetini çekti. Şimdi bunu bir kaba yerleştireceğim ve süsleyeceğim. Süsleyeceğim.
servis tabağına boşalttıktan sonra bir kaşığın arkasıyla onu güzelce yerleştiriyoruz bastırarak. Evet, tabağımıza bastırdık, yerleştirdik. Şimdi onu keseceğiz. Şöyle. Anneciğim, burada ceviz görüyorum herhalde sen de. Dilimlerin üstüne. Evet, ceviz koyuyorsun. Ceviz, fındık koyulabilir. Badem koyulabilir. Hatta kavrulurken içine koyulabilir. Ufak biraz kırarak. Bu cevizleri. Evet, o fındık. Hı hı. İri dövülmüş bir şekilde içine de karıştırılabilir. Tamam. Anneciğim, harika görünüyor. Gerçekten. Bu helvamızın son şekli. Hı hı. Soğuduktan sonra servis yapılır. Çayın yanında güzel olur. Çayla, kahveyle. Güzel bir tatlı. Çok güzel bir tatlı. Ama mesela özel günlerde falan bu yapılır. Yapılır mı? Evet. Hangi günlerde mesela? Mesela misafirliğe gittiğinde çay veya misafir geldiğinde çayın yanına, kahvenin yanına yapılır. Doğum gününde yapılır. Her zaman için lezzetli bir tatlı. Teşekkür ederim anneciğim. Ellerine sağlık. Rica ederim efendim.